Sevgili izleyenlerimiz, Kanal 42 ekranlarından yepyeni bir Erkan Soruyor, Az Para Kazandırıyor bölümünden bu akşamda merhabalar diliyoruz efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bizler söz vermiş olduğumuz üzere efendim, yine evlerinize, hanelerinize konuk olmaya tam gaz devam ediyoruz efendim. Mevlam bugün de tutmuş olduğunuz oruçları dergahında kabul eylesin inşallah. Umarım şöyle iftar sofralarından bizlere de dualar ediyorsunuzdur. Yine bizler Ramazan coşkusunu yaşamak için efendim, Az Para marketlerdeki yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Şubelerimizi geziyoruz. Hem şehirlerimizin hatırını soruyoruz şöyle. Mağaza çalışanlarımızla yine hasbihallerimizi eksik etmiyoruz. Peki bugün Erkan nerede sorular soracak? Heybeden nerede sorular çıkacak efendim? Nerede yarışmalar yapacağız diye merak ediyorsanız eğer aydınlatalım efendim. Bugün Yazır şubemize çıkıp geldik. Yazır şubesinde efendim sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, hijyen kurallarına dikkat ederek yine hemşehrilerimizle şöyle keyifli yarışmalar çıkartacağız diye umuyoruz efendim. Yine iki yarışmacımızı alacağız, konuk edeceğiz. Umarım ikisi de şöyle 4'te 4 yaparlar. Bizden 200 liralık alışveriş çeklerinin sahibi olurlar efendim. Şöyle Ramazan'a dair güzel ve hoş bir hatıra bırakmış oluruz efendim. Yazır şubesi bakalım bize neler sergileyecek. Umarım boynu bükük gitmeyiz. Umarım şöyle teselli hediyelerini verip gitmeyiz. Hemşehrilerimize kazandırırız. Sözlerimizi fazla uzatmayalım efendim. Yazır şubesinde olduğumuzu ifade ettik. Şimdi sırada ne var? Yarışmacı avı var. Yine sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak efendim ilk yarışmacımızla sizleri buluşturacağız. Efendim mağazalarımız naçizane efendim şöyle geniş olduğu için bu noktada da problem yaşamıyoruz. Yani işin açığı ferah ferah mağazalarımızda, geniş mağazalarımızda efendim çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdilik efendim aramızda engeller olsa da bir gün gelecek. Bu engeller de efendim kalkacak. Bizler yine ağabeyimle böyle kucaklaşa kucaklaşa çekimlerimizi gerçekleştireceğiz efendim. Lütfen ama lütfen 14 madde kuralını hayatımızın özellikle şu süreçte bir parçası haline getirelim. Bunun da şöyle altını bir çizerek ilk yarışmacımıza bir yönelelim bakalım. Ağabeyim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abim? Sağ olun. Sizler nasılsınız ben? Bizler de gayet iyiyiz abim benim. Şimdi bir tanışalım şöyle, ismini bağışla bize. İsmim Bayram Dağlıoğlu. Bayram Dağlıoğlu ağabeyimiz nerelidir? Altınekinliyim. Valla soy isimle memleket, şimdi soy isimle görünce ya bozkır ya hadimli olman. Hadimden gelme. Oradan gelme yine ya. Hadimden gelme kökenimize. Vay abim be, bir yörüklük var mıdır peki? Hayır. Araştırsak çıkar mı? Zannetmiyorum. Hadimin Mernek köyünden. Eyvallah abim benim. Altınekin'in neresindeyiz peki? Altınekin de Mernek köyünden. İsmini taşımışlar oranın köyün. Oo iyi maşallah abi. Peki irtibatı koparmadık değil mi? Gidip geliyoruz. Gidip geliriz. Büyüklerin hatırını soruyoruz hali. Evet, evet. İyi maşallah. Burada ne işle meşgulüz abim benim? Burada kitap kırtasiye işi yapıyorum. Maşallah abim benim. Nasıl peki? İşler. Bu ara durgun biraz. Okullar kapandı. Bizim işimiz tamamen bitti işte. Siz kepengi kapattınız mı abi? Yok, kapatmadık. Gelip gidiyoruz, farklı bir şeyler oluyor işte. Hizmete devam yani devam. Hemşehrilere. Devam. Maşallah abim benim. Peki bu 14 madde kuralını dükkan olsun, evde olsun, yansıtıyor. Dikkat ediyoruz tabii ki. Maşallah. Bizim girenimiz çıkanımız var, ona göre dikkat ediyoruz. Bir sosyal çok mesafe kurallarına. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Efendim altını çizelim. Lütfen ama lütfen dikkat edelim ki yüzümüz yere düşmesin efendim. Üzülmeyelim, kayıp vermeyelim. Bu artık salgını da, bu hastalığı da def edip gönderelim inşallah el birliğiyle. Şimdi abi anlaşıldığı üzere vakit var. Problem de yok. Yani biz de lafı sözü pek severiz. Tamam. Virüs olmasına rağmen Ramazan-ı Şerif tüm bereketiyle, tüm coşkusuyla geldi. Neler söylemek istersin abi? Ramazan-ı Şerif bütün İslam alemine bu sıkıntılı günde artık hayırlı mübarek olsun. İnşallah sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek bu Ramazan'da atlatacağız inşallah. Helal olsun. Olay bu. Efendim ağabeyim tabii ki tek gelmemiş. Yenge hanım da karşıdan efendim bakışlarıyla, duruşuyla yine beyine destek olmaya devam ediyor efendim. Aile bütçesine beraber katkıda bulunacaklar. Kopya almak serbest yenge hanımdan. Problem yok inşallah. Yengem sen de soruları can kulağıyla dinle, olur mu inşallah? Evet, en heyecanlı aşamaya geldi bakalım. Şimdi sıra. Heybeden sorular çıktı. Bakalım ağabeyimizin nasibinde neler var. Ben şöyle soru zarflarını karıştırırken Az Para marketleri tercih ediyoruz. Ediyoruz. Hangi aralıklarla geliyorsun abi? Sık gelip gider misin? Hafta sonu gelip gideriz aşağı yukarı. Hafta sonları müsait oluyoruz. Hafta abi. Sonları geliyoruz. Çok güzel, çok güzel. Ben halen daha maskeye alışamadım. Böyle konuşurken bazen buğulanıyor. Görüş mesafesi yer yer sıfırın altına düşse de samimiyetimizden taviz vermeden efendim yarışmalarımızı icra etmeye devam ediyoruz. Kıymetli abim, zarfı sana mı seçtireyim? Yenge hanım oradan rengi belirlesin mi? Hangi renk? Yengem. Fark etmez mi? Eşine bırak. Ben siyah beyaz Beşiktaşlıyım, ben seçtim. Sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Hangi renk? Siyah. Siyah mı? Soru zarflarımızı buraya bırakalım. Bakalım ağabeyimiz siyah renkli sorudan neler seçmiş. Sorularımızın içerisinde dini sorularımız var, tarihi sorularımız var. Akla gelebilecek her yerden sağ olsun arkadaşlar efendim. Nacizane sorular hazırlıyorlar. Ama ağabeyim
güzel bir soru zarfı seçmiş yani. Hazır mısın abim? Gelsin mi ilk soru? Hazırım, buyurun. Ekran başındaki seyircilerimiz de yine her yıl olduğu gibi can kulağıyla bizleri dinlesinler efendim. İlk sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi Konya'da yetişmez? Aşağıdakilerden hangisi Konya'da yetişmez? A şıkkında buğday var. B şıkkında kavun var. C şıkkında yem baklası var. D şıkkında salep bitkisi var. Acaba hangisi Konya'mızda yetişmiyor? Salep bitkisi midir? Salep bitkisi midir? Şıklar tekrar gelsin. Evet. A şıkkı buğday, B şıkkı kavun, C şıkkı yem baklası, D şıkkı salep bitkisi. Yenge hanım o anda telefonla konuşuyordu, son kısmı duymadı. Eksik kopya veriyor galiba. Acaba hangisi Konya'mızda yetişmiyor? A şıkkında buğday var, B şıkkında kavun var, C şıkkında yem baklası var, D şıkkında salep bitkisi var. Bunlardan hangisi Konya'mızda salep yetişmiyor? Salep bitkisi yetişmiyor mudur abi? Salep bitkisi yetişmiyor mu? Sorular tabii bu yıl efendim biraz da böyle şaşırtıcı yani. Salep yurt dışından geliyor biliyorum ama ben. Öyle mi biliyorsun abim? Sen diyorsun ki buğday yetişiyor, kavun yetişiyor. Tamam. Yem baklası? Onu tam bilemeyeceğim işte. Sen şimdi yem baklasıyla salep bitkisi arasında mı kaldın? Konya'mız tahıl ambarı. Evet, yem baklasıyla salep arasında kaldım. Acaba hangisi? Yenge hanım ne diyor oradan? Yenge hanım acaba ne diyor? Yenge hanım sustu. Suskunlukları oynuyor yenge hanım. Acaba ağabeyim ne diyecek? Yem baklasıyla salep bitkisi arasında kıymetli altın ekini ağabeyim kaldı. Acaba hangisi Konya'da yetişmiyor abim benim? Yem baklası. Yem baklası mıdır? Yem baklası. Ani kararlar verirse ne olur İlhan? Sence bilir mi soruyor? Ben üstümde mevsuliyet gitsin diye efendim son kez soruyu soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi Konya'da yetişmez? A şıkkında buğday var, B şıkkında kavun var, C şıkkında yem baklası var, D şıkkında salep bitkisi var. Acaba hangisi? Vallahi yem baklası ile salep arasında gidip geliyorum. Acaba hangisi? Ondan geriye doğru sayıyorum. Ve diyorum ki 10 diyorum. Kıymetli çalışanlarımıza bakıyorum 9 diyorum. Kıymetli müşterilerimize bakıyorum 8 diyorum. 7 de diyebilirim aslında. 6 neden diyemeyeyim? 6'dan sonra 5'i neden söylemeyeyim? Yani illaki 4 de diyebilirim aslında değil mi İlhan? Hatta 3 de diyebilirim. Mağaza müdürüme bakıp 2 de diyebilirim. 1 de diyebilirim. Hatta süre bitti de diyebilirim. Salep diyeceğim en son ben başka salep. Salep diyorum. Emin misin abim benim? Salep eminim. Altın ekinli abim gürbür şekilde D şıkkı salep bitkisi. Der misin abim? Salep. Acaba salep bitkisi doğru mu? İlhan'ımın bakışları falan değişti. İlhancığım. Doğru mudur? Hasan Bey, doğru mudur? Reji hiç yormuyor. Yeşil ışık yandı efendim. Bir de bir. İlk doğru cevabımız geliyor. Az terleteceğiz abi. Olsun ya, ne yapalım. Tuzu, biberi de burada artık. İkinci soru geliyor efendim. Çalıştığın yerden geliyor, emin ol. Hazreti Muhammed'e kaç yaşındayken peygamberlik görevi gelmiştir? Hazreti Muhammed'e kaç yaşındayken peygamberlik görevi gelmiştir? A şıkkında 38 var. B şıkkında 40 var. C şıkkında 51 var. D şıkkında 57 var. 57 var efendim. 40 yaşında. Kaç yaşında? 40 yaşında. 40 yaşında. Abi 40 yaşında. Abim. Doğru. 38 eminim. 38 midir 40 mıdır? 40. 40 mıdır 51 mi? 40. 57 midir 40 mıdır? 40. Abim diyor ki ille de 40 diyor. Efendimize 40 yaşındayken peygamberlik mi müjdelendi? Evet. Efendim doğru cevap mıdır? Doğru cevap mıdır? Tabii ki doğru cevaptır. 2'de 2 abi. Gayet güzel gidiyoruz. Evet. Heyecana mahal vermiyoruz. Can kulağıyla dinliyoruz. Geliyor 3. soru. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? A şıkkında 1923 var. B şıkkında 1932 var. C şıkkında 1921 var. D şıkkında 1938 var. 1923 A şıkkı. 1923'te Cumhuriyetimiz kurulmuş mudur diyorsun? Doğrudur efendim. Eminiz? Eminim. Abim bu kadar eminken reji ne diyor bu duruma? Yeşil midir, kırmızı mıdır? Kesinlikle ama kesinlikle reji yeşili yaktığına göre doğru cevap da kendiliğinden geldi. Abi 4. soru. Evet. Filmin koptuğu yer. Ya seni teselli hediyeleriyle uğurlayacağız ya da 200 liralık alışveriş çekini vereceğiz. Aile bütçesine evet. Katkıda bulunacağız. Yenge hanım sen de can kulağıyla dinleyelim bu soruyu. Haydi bakalım. 4. soru geliyor. İspanya'da kurulan İslam Devleti'nin adı nedir? İspanya'da kurulan İslam Devleti'nin adı nedir? Can kulağıyla dinle abim benim. Geliyor şıklar. A şıkkı Fatımiler. B şıkkı Endülüs Emevileri. C şıkkı Gazneliler. D
D şıkkı Hazar İmparatorluğu. Endülüs Emevileri. B şıkkı. Abi mezuniyet nedir? Lise mezunuyum. Lise mezunusun, okumayı çok sever misin? Severim, okurum bazen. Tabii yani illaki sen de ister istemez eğitimin bir parçasısın, evet. Sonuçta. Eğitimle içli dışlısın. Gençlere tavsiye eder misin abi okumayı? Tabii tabii. Fırsat buldukça okusunlar işte. Ne bulduk okuyalım değil mi yani? Kendimizi geliştireceğiz illaki. Abim, soruyu son kez sormama gerek var mı? Yok, Endülüs Emeviler. Emin misin? Eminim. Evet efendim. Abim, üçüncü soruya kadar harika geldi. Dördüncü soruyla da muhatap oldu. Ve B şıkkı Endülüs Emevileri dedi. Acaba 200 liralık alışveriş çekinin sahibi olacak mı? Yoksa kıymetli mağaza müdürümün hediyesi olan artık teselli hediyesiyle buradan ayrılacak mı? Biraz seni bekleteyim mi abi? Estağfurullah. Biraz heyecanlandırayım mı? Hiç fark etmez. Acil bir yere falan yetişmeyeceksin. Yok yok, buradayım daha. Abime ben kıymak istemiyorum. Reji, ağabeyimize vereceğiz mi alışveriş çeklerini? Yak doğru cevabı. Abi, Endülüs Emevileri var ya, Endülüs Emevileri. Doğru cevap be abim benim be. Buraya kadar geldin. Abim maşallah bilgisiyle aldı, bilgisiyle yarıştı. Darısı tüm inşallah hemşerilerimizin başına diyelim ve Hasan Bey'den alışveriş çeklerimizi şöyle bir alalım bakalım. Asıl sahibiyle buluşturalım. Efendim, Ramazan boyunca Asfora marketlerdeyiz. 200 liralık alışveriş çeklerinin sahibi siz de olabilirsiniz. Her yıl bu coşkuyu beraber yaşıyoruz. Daha da yaşamaya devam edeceğiz. Kıymetli ağabeyim, 200 liralık alışveriş çekleri senin. Güle güle günlerde kullan inşallah. Ekran sende abi. Güzel bir Ramazan mesajı almak isterim senden. Bu sıkıntılı dönemde de olsa bu Ramazan'ımızı en güzel geçireceğimize eminim. Bu millet olarak kenetleneceğiz. İnşallah bu Ramazan sonunda iki bayram birlikte yapacağız inşallah. İnşallah. Bu beladan da, virüs belasından da kurtulacağız. İki bayram birlikte yapacağız inşallah. Bu Ramazan bütün İslam aleminde hayırlı mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun abicim. Ağzın bal yesin inşallah. Güzel bir hatıra bıraktı. Kendine çok iyi bak inşallah. Altın ekine yolun düşerse bizden de selam iledi inşallah abim benim. Tamam. Kendine iyi bak. Evet efendim, kıymetli yarışmacımız yüzümüzü güldürdü. Bizden 200 liralık alışveriş çeki kazandı. Darısı bir sonraki yarışmacımızın başına. Sevgili izleyenlerimiz, ilk yarışmacımız yüzümüzü güldürdü. Şöyle bir oh be dedik. Vallahi kendimize geldik. Şöyle yüzümüz güldü. Umarım aynı durum İkinci yarışmacımızın başına gelir. O da buradan mutlu mesut bir şekilde gider efendim. Kazandırmak istiyoruz. Sorularımız biliyorsunuz efendim kolay. Ama sadece ekranın vermiş olduğu heyecanla, bazen de şöyle oruçların verdiği heyecanla ne yapıyoruz efendim? Doğru cevaplar veremeyebiliyoruz efendim. İlk yarışmacımızı güle oynaya uğurladık. Darısı ikinci yarışmacımızın başına. Genç civan bir ağabeyimizle beraberiz. O da az sonra marketi tercih etmiş, çıkmış gelmiş. Yine ne yapıyoruz efendim? Sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak, maalesef sarılamayarak, maalesef elini sıkamayarak efendim bir yarışma gerçekleştireceğiz. Gerçekten bu durum benim için çok zor. Bilirsiniz efendim, yıllardır ekranlardayız. Hopluyoruz, zıplıyoruz, hiperaktif, enerjik bir yapımız var. Bu durum beni de her ne kadar zorlasa da, ama yine de hemşerilerimizle böyle samimi sohbetler çıkartmaya engel olamıyor. Kıymetli ağabeyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Allah aşkına, siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. İsmini öğrenirsek daha da iyi olacağız. Ben İbrahim Ekti. Evet. Sizleri gördüğüm için de çok mutlu oldum. Eyvallah, aynı şekilde. Gönülleri bir. Bu arada ağabeyim tek gelmedi ama biz sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurduğumuz için kıymetli arkadaşı da oradan desteklerini esirgemiyor efendim. O da uzaktan destek veriyor. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin abim benim. Ne işle meşguldük efendim? Lojistik firmasındayım ben. Ford operatörüyüm. Evet. 3 senedir falan çalışıyorum aynı işlerinde. Gayet memnunuz. Maşallah. Memleket neresi peki? Altınekinliyim ben. Altınekin. Az önceki yarışmacımız da Altınekinliydi. Bugün Altınekinlilerin günü. Harika. Altınekin köyü var mı, merkezi mi? Ya merkez. Merkezindensin. Var mı orada büyükler? Yok, büyükler hepsi burada şimdi. Hepsi burada. Hepsi burada. Hiç tarlan, bağın, bahçende. Yok yok, dede sağ olsun hepsini satmış gelmiş. Hepsini satmış. Allah, o zaman yeniden çabalayıp çalışacaksınız artık. Yani mecbur. Gitmeyi düşünür müsün tekrar Altınekin'e? Tabii, niye olmasın? Baba ocağı diyorsun yani bir şekilde. Ata ocağı yani her şeyden önce. Allah. Efendim, askerlik görevimizi yerine getirdik mi? Getirdik, getirdik. Bunu niye sordum bilmiyorum ama tamamen abimizin heyecanını böyle almak için. Ramazan geldi, hoş geldi. Yine coşkusuyla, bereketiyle geldi. Nasıl böyle? Alıştık mı? Ya zaten alıştık. Evet. Zaten 11 ayı sultanı dört gözle bekliyorduk.
Diyorsun ki her ne kadar virüs de olsa da Ramazan'ın coşkusuna engel olabilir mi? Olamaz. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Ey maşallah. Efendim yine tabii ki Ramazan münasebetiyle bizler önceden ne yapardık efendim? Sofralarımız eşle, dostla, akrabayla, hısımla dolup dolup boşalırdı. Ama işte bu Ramazan sofralarımız biraz sakin olacak. Lütfen ama lütfen altını bir kez daha çizelim efendim. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Böyle efendim kalabalık ortamlardan nacizane uzak durmaya çalışalım efendim. Bu süreci, bu sancılı süreci hep beraber atlatalım. Güzel günlere kavuşalım. Yatsı namazından sonra 3 rekat olarak kılınan namazın adı nedir? Yatsı namazından sonra 3 rekat olarak kılınan namazın adı nedir? Şıklar geliyor. A şıkkı teravih namazı, B şıkkı gece namazı, C şıkkı vitir namazı, D şıkkı kuşluk namazı. Acaba hangisi ola? Heyecan efendim, bunlar hep kamera heyecanı, bunlar hep mikrofon heyecanı. Cevabı adı gibi de biliyor. Kaçlarca defa kendi de icra etti ama bu soru tekrar geliyor. Vitir namazı. Yatsı namazından sonra 3 rekat olarak kılınan namazın adı vitir namazı mıdır? Evet. Bunu senden beklemezdim. Niye? Bunu senden cidden beklemezdim. Bir altın ekinli hemşerimiz diyor ki yatsı namazından sonra 3 rekat olarak kılınan namaz vitir namazı diyor. Acaba doğru mu diyorsun? Abi beklemezdim de doğrusu. Eminim ama. Olabilir. Teravih namazı mı, gece namazı mı, vitir namazı mı, kuşluk namazı mı? Acaba hangisi? Yatsı namazından sonra. Yatsı namazından sonra 3 rekat. Yani vitir namazı. 3 rekat. Acaba hangisi ola? Vitir vitir. Vitir midir diyorsun? Erkan beni boşuna heyecanlandırma mı diyorsun? Abi heyecan. Niyetli niyetli şurada. Ramazan'a hoş bir hatıra bırakıyoruz efendim. Sıkıntı yok. İlk sorudan terletmeyeceğim o zaman. C vitir namazı doğru cevap mıdır? Sayın Reci, altın ekinli ağabeyimizi daha fazla terleteyim mi? Terletmeyeyim mi? Ne yapayım? Ne yapayım? Bizim Mehmet kıyamadı, yaktı oradan yeşili. Bir de bir. Problem yok. Geliyor ikinci soru. Hazır mıyız efendim? Abi sen de can kulağıyla dinle. Anlaştık. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın 5 temel şartlarından birisi değildir? İslam'ın 5 temel şartlarından bir tanesi değildir. Bak sorular ne kadar kolay çıktı şansına. Şıklar geliyor. A şıkkı zekat vermek, B şıkkı umreye gitmek, C şıkkı kelime-i şehadet getirmek, D şıkkı hacca gitmek. Bunlardan hangisi İslam'ın 5 temel şartlarından birisi değildir? Abi, umreye gitmek. Umreye gitmek. 5 temel şarttan bir tanesi değil midir diyorsun abi? Katılıyorum. Gittik mi umreye? Yok gitmedim. İnşallah gidersin abi. Arkadaşlıkla ben gitmedim. Gittin mi? Evli misin, bekar mısın? Evliyim canım. İkizlerim var, ona göre sorusu. Maşallah. Allah'ım sağlıklı uzun uzun ömürler versin. İnşallah onlarla beraber gidersin. İnşallah inşallah. B şıkkı umreye gitmek mi diyorsun? Evet. Israrcı mısın? Evet. Emin misin? Eminim. Kendine mi güveniyorsun, arkadaşına mı güveniyorsun? Kendine güveniyorsun. Helal olsun, altın ekinli ağabeyimiz maşallah tarih yazıyor böyle. O zaman direkt rejiye paslıyorum ben. Efendim ağabeyimiz diyor ki B şıkkı umreye gitmek. Acaba doğru mudur? Ben bakamayacağım. Ya da baksam mı ki? Doğru mudur? Abi, B şıkkı umreye gitmek var ya. Ya, doğru cevap tabii ki. Nasıl güzel bakıyor oradan bana böyle gevrek gevrek. 2'de 2. İkinci soru da cepte. Gayet güzel gidiyorsun abi. Heyecana mahal yok. Üçüncü soru geliyor. Haydi bakalım. Minarede müezzinin ezan okuduğu çıkıntılı özel bölümün adı nedir? Minareleri biliyoruz. Çok güzel. Şimdi gözünde canlandır ve şıklar gelsin. A şıkkı şerefe, B şıkkı alem, C şıkkı minare, D şıkkı mahya. İlhan baya şaşırtmaçlı sorular soruyorsun. Şaşırtmaçlı. Nereden duymuştum ben bu lafı? Hemen gelsin efendim. Minarede müezzinin ezan okunduğu yerin adı nedir? Özel bölümün adı nedir? A şıkkı şerefe, B şıkkı alem, C şıkkı minare. Minareyi sormuş, bir daha sormuş bak. D şıkkı mahya. O şaşırdı ya. Ya işte İlhan, neden şaşırtıyorsun hemşehrilerimizi? Neden bize bu zulmü yapıyorsun İlhancığım? Tarih sana illaki bunu da sorar. Ama yarışmanın bu da tuzu biberi illaki. Minarede müezzinin ezan okuduğu çıkıntılı özel bölümün adı nedir? Minarede müezzinin ezan okuduğu çıkıntılı özel bölümün adı nedir? A şıkkı şerefe, B şıkkı alem, C şıkkı minare, D şıkkı mahya. Şimdi bu şıkları gözünün önünde canlandır. Mahya neydi? Ya ikisinde kalıyorum da. Hangisinde kalıyorsun? Bir C ile A ile kaldım da. C şıkkında var. Minare var, B şıkkında... Yok pardon, minare değil. Şıkları tekrar sayayım sana. A şıkkı şerefe mi? B şıkkı alem, C şıkkı minare,
D şıkkı Mahya. Alemle minarede kalıyorum ben ya. Şey alemle A ile B ile kalıyorum ben. A ile B. Şerefe mi alem mi? Şerefe mi alem mi? Şerefe mi alem mi? Acaba 200 liranın sahibi olabilecek mi? Ezan okuyor, alem okuyor ya. Alem mi şerefe mi işte? Kendi aralarında bir diyalog başladı efendim yani illaki. Siz de bu tatlı heyecanı yaşamak istiyorsanız efendim Asfora'mızın herhangi bir şubesinde karşılaşabiliriz. Halen daha düşünüyor. 200 liranın sahibi olabilecek mi? Şeyle kalıyorum hani Allah Allah. Ben Amazon'da şey veriyor ya. Alem değil değil mi? Abim ta cuma namazlarına kadar gitti böyle. Yolculuk gidiyor. O değil. Şey verdiği zaman cuma namazına çıktığı yerin alem değildi değil mi bunun ismi? Vay vay. Ben sana soruyu son kez soruyorum. Şıkları da son kez veriyorum. Sürem daralıyor çünkü. Şey. Haydi bakalım Altın Ekinli abim. Soru son kez geliyor. Şerefe değil değil mi o? Minarede müezzinin ezan okuduğu çıkıntılı bölümün adı nedir? A şıkkı şerefe, B şıkkı alem, C şıkkı minare, D şıkkı mahya. Erkan soruyor, Asfora kazandırıyor. B diyorum ben ya. Sonuçta alem okuyor ya. B şıkkı alem midir efendim? Alem diyorum abi. Kendi hür iradenle... Alem diyorum çünkü. Emin misin? Kendi hür iradenle aynen, karar veriyor musun? Aynen. Öyle mi diyorsun? Yapacak bir şey. Ben sordum. Yapacak bir şey yok. Abim diyor ki, B şıkkı alem. Doğru mudur efendim? Şimdi artık rejiye soruyorum. Sayın abim benim ne diyorsun? Alemde hemfikir miyiz? Alem mi diyorsun? Abi minareden okunuyor. Minarede okunan diyoruz efendim. Ama minarede özel bölüm var ya. Efendim sürem daraldı. Son kez soruyorum. Minarede müezzinin ezan okuduğu çıkıntılı bölümün adı nedir? A şıkkı şerefe, B şıkkı alem, C şıkkı minare, D şıkkı mahya. Abi. Hangisi? Hangisi? Ya yani şerefe diyorum tamam ya. Alem de dedim ben de. A şıkkı mı? Yardımcı olun. Şerefe mi diyor efendim? Şerefe mi diyoruz efendim? Yani müezzinin ezan okuduğu yere şerefe mi deniyor efendim? De bakalım abim benim. Kendin söyledin artık yapacak bir şey yok. A şıkkı şerefe der misin abi? Diyorum abi şerefe. Efendim? Abimiz düşündü, taşındı, arkadaşına sordu, şöyle tatlı tatlı kaşındı ve A şıkkı şerefe cevabını verdi. Acep doğru mudur? Bekliyoruz, bekliyoruz ve abi o kadar düşündün, o kadar kopya aldın. A şıkkı şerefe. Ben dedim, reji de dedi. Doğru cevap be abim benim be, doğru cevap be. Allah Allah ne güzel heyecanla gidiyoruz öyle. Son soru. İkisinde kaldım zaten de. Son soru. Yeter ki iki arada bir derede kalma abim benim. Şıklar kolay. Son soruyu da doğru cevap verirsen 200 lira senin. Güle güle günlerde kullan inşallah. Son soru geliyor efendim. Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan değildir? Nafile namazlardan değildir. A şıkkında teheccüd var. B şıkkında cenaze namazı var. C şıkkında cuma namazının son sünneti var. D şıkkında da teravih var. Abim kırmızı renkli soru zarfını seçti ve bu sorularla muhatap oldu efendim. Soru tekrar geliyor. Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan değildir? A şıkkı teheccüd, B şıkkı cenaze namazı, C şıkkı cuma namazının son sünneti, D şıkkı teravih. Acaba hangisi ola? Sosyal mesafe kurallarına uyarak efendim Ramazan'ın tüm coşkusunu Asfora marketlerde bizler yaşamaya ve sizlere yaşatmaya devam ediyoruz efendim. Sizinle de yarışabiliriz. Acaba hangisi nafile namaz değildir? Teheccüh mü? Cenaze namazı mı? Cuma namazının son sünneti mi? Teravih mi? Acaba hangisi ola? Nafile namazlardan değil. C şıkkı. A şıkkı teheccüd, B şıkkı cenaze namazı, C şıkkı cuma namazının son sünneti, D şıkkı teravih namazı. Cuma namazı. Cuma namazı mı? Cuma namazının son sünneti mi diyorsun? Cuma namazının son sünneti nafile namazlardan değil midir diyorsun abim benim? Değildir diyor. Öyle diyor, korkutuyor beni bak. Ben sorayım, benden vebali gitsin. Şıklar tekrar geliyor. A şıkkı teheccüd, B şıkkı cenaze namazı, C şıkkı cuma namazının son sünneti, D şıkkı teravih. Hangisi acaba? A şıkkı teheccüd mü? B şıkkı cenaze namazı mı? C şıkkı cuma namazının son sünneti mi? D şıkkı teravih mi? Ya adan gideyim ya.
Ağabeyim o zaman. A şıkkı teheccüd mü diyorsun? Evet. Teheccüd nafile namazlardan değil midir diyorsun abim? Diyorum. Emin misin? Eminim. Ondan geriye doğru saymadan önce şıkları son kez veriyorum. A şıkkı teheccüd mü? B şıkkı cenaze namazı mı? C şıkkı cuma namazının son sünneti mi? D şıkkı teravih mi? Sürem daraldı. Ondan geriye doğru sayıyorum efendim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dönüyorum yarışmacıma. Acaba hangisi? Alalım efendim. Hangi şık? A şıkkı. A şıkkı teheccüd mü diyorsun? Aynen. Hür iradenle karar verdin, düşündün, taşındın, A şıkkı teheccüd dedin. Bir dereceye doğru der misin abim benim? A şıkkı. Teheccüd dedi abimiz. Acaba teselli hediyesi mi alacak yoksa 200 liralık alışveriş çekinin sahibi mi olacak? Haydi bakalım reji. Haydi bakalım reji. Ve reji kararını verdi. Abim benim, A şıkkı teheccüd dedin. A şıkkı teheccüd dedin. Ama bu sefer maalesef kaybettin. Doğru cevap cenaze namazı olacaktı. Çok güzel gelmişti, çok güzel gelmişti ama son anda işte bir nazarlık oldu böyle. Ama hiç problem yok. Abimize şöyle artık bir nacizane asfura hediyesi verelim. Bir ayçiçek yağımızı alalım inşallah. Şöyle hemen alışveriş arabamız da geldi. Onu da böyle bırakalım. Maşallah o da geldi. Şöylece dursun efendim. Ben bir Ramazan mesajı almak isterim. Tüm eşe, dosta, hatıra kalsın. Ekran sende. Herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Sağlıklı, nice Ramazan'a diliyorum hepsine. Onlar evinde kalsın. Biz lojistik firması olarak çalışıyoruz onlar için. İnşallah en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulacağız. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Renk kattınız. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah bir sonraki sefere teselli hediyesi değil, alışveriş çekleri ikram ederiz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Hediyenizi buyurun lütfen. Sevgili izleyenlerimiz, Erkan sordu. Asfora bugün de kazandırdı efendim. Bugün yazır şubemizdeydik. Keyifli bir yarışma çıkartmaya çalıştık. İlk yarışmacımız yüzümüzü güldürse de efendim, ikinci yarışmacımızda umduğumuzu bulamadık. Yine umudumuzu bir sonraki yarışmacılarımıza bıraktık efendim. Bizler Ramazan'ın coşkusunu Ramazan boyunca Asfora marketlerde yaşamaya, sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz efendim. Nasibiniz de varsa eğer ki şubelerimizde karşılaşabiliriz. Keyifli bir sohbetin ardından sizlerle yarışma yapar, belki de 200 liralık alışveriş çekini sizlere takdim edebiliriz. Eğer ki efendim, kapanışta bir hatırlatma yapalım. Evlerinizden dışarıya çıkamıyorsanız efendim, alışverişim ayağıma kadar gelsin istiyorsanız efendim, Asfora yine bu noktada da sizlere yardımcı olmaya devam ediyor efendim. Marul.com'a girdiğinizde efendim, Asfora'yı tercih ettiğinizde, Asfora'yı seçtiğinizde efendim, Asfora'mızın bin bir kalemde ürünleri var. Seçmiş olduğunuz ürünler Asfora'mızın o güler yüzlü personeliyle kapılarınıza kadar gelecek. Eğer ki marul.com'a giremem, fazla bilmiyorum diyorsanız yine problem yok efendim. WhatsApp hatlarından da yine Asfora size bu ayrıcalığı sunuyor. Aynı şekilde oraya da siparişlerinizi verebilirsiniz. Alışverişlerinizi ayağınıza kadar getirebilirsiniz. Bana bugün çekimlerde eşlik eden değerli kameraman arkadaşım İlhan Kaya'ya canı yürekten teşekkür ediyorum. Yazır mahallemizin değerli müdürüne ve tüm çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yine güler yüzleriyle bizleri karşıladılar. Yine bizi güzel bir şekilde ağırladılar. Yine efendim bizlerle şöyle o tatlı sohbetlerini eksik etmediler. Yarın Asfora'mızın yine farklı bir şubesinde olacağız. Yine sizlerle beraber bu coşkuyu yaşayacağız. Yarın başka bir şubemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.